Merhaba arkadaşlar, bugün size tırtırlı olan maceramı paylaşacağım. Biraz çamurlu, birazcık yorucu oldu ama harika oldu. İzleyin ve görün. Tırtırımızın marşına basıyoruz. Tık yok. Bir daha deniyoruz. Çalışmıyor. Evet, çalışmadığı için ne yapacağız? Buradan çekerek çalıştıracağız. Büyük bir ihtimalle aküsü şey olmuş olabilir, artık bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Olmadı. Birazcık gaza. Bu testermiş. Şimdi bir daha, bir, iki, üç. Bugünkü görevimiz tırtırımızla odun çekmek, fındık odunu çekmek. Hava güzel. Birazcık yerler ıslak olsa da bir şekilde çıkmayı başardık.
Ya fındık odunları gayet güzel yanıyor. Şu şeyi kazanı tutuştururken. O yüzden de bunları almak istedim. Birazcık azaldı odunumuz. Hava hakikaten mükemmel. Şubat ayı olmasına rağmen. Yani ocaktan çıkar çıkmaz Şubat kendini gayet güzel belirtti. Sanki bahar havası varmış gibi. Korkuyordum şurada bayırda kalacağım diye ama kalmadı Allah'tan. Tek seferde çıktım. Geçen haftalarda tekrardan gelmiştim. Bayağı zorlandım ama bu sefer tek seferde çıkabildim. Bunu dolduracağız ve kazasız belasız eve götüreceğiz. Allah izin verirse. Bu sene fındıklığımızı çok güzel yaptık. Güzelce babam bahçeledi. Arkamızda görmüş olduğunuz fındıklarımız. İnşallah birkaç sene içerisinde istediğimiz verime ulaşacak. Bu sene hem orayı sürdürdük hem döner yaptırdık. Babam aslında arpayla fil ekelim diyordu ama bilmiyorum şimdi bir yerde ekilir mi ekilmez mi? Aslında eksek güzel olur fındıklarımız için. Gerçi aşağısındaki tarla var şurada. Hemen bu fındıklığın altında. Oraya yulaf lafı ektik. 600 dönümlük bir yer. İnşallah oradan hedefim 300-400 balya yulaf lafıyı almak. Bizim bu tarlalar çok verimli değil. Tarım için aslında ama biz yine de yapıyoruz. Her yere fındıklık dikmedik. Burası var. Onun hemen yukarısı şöyle şurası var. Büyük fındıklık. Tabi buranın filizlerinin alınması lazım. Genelde o işlere babam bakıyor. Aslında ben de yapsam çok güzel olur ama benim de başka işlerim var. Hafta işleri çalışıyorum. Hafta sonları bu işlerle uğraşıyorum. Gerçi çok fazla fındık odunu yokmuş ama olsun bu yaz burası geldiğimiz gibi olur. Yolumuz açılmış olur. Normalde buraya inşallah çekebilirsem, yakalayabilirsem karacalar geliyor. Bu aşağılara kadar geliyorlar. Geçen sene tam şurada görmüştüm. Yani yaklaşık aramızda 10 metre mesafe vardı. Harika bir şeydi yani, harika. İnşallah bu baharda onları tekrardan çekmeyi hayal ediyorum görürsem. Ama çok fazla yaklaştırmıyorlar kendilerine. Yani seni görür görmez hemen kayboluyorlar. Tabii değişik kuşlar falan var ve yaşıyorlar. Ben aslında geçen sene ufak kuş kulübeleri yapmıştım. Almıştım orman işletmesinde. Motelif yerlere koymuştum. Bir baktım bahar mevsiminde içinde yumurtalar falan vardı. Çok sevinmiştim. İşte yavrular çıkmış içinden. Büyümüşler gitmişler. Şimdi bu sene de yine aynı şekilde bahar gelmeden yine orman işletmesinin o kuş yuvalarından bulup motelif yerlere koymak istiyorum. Hem kuşlar için de güzel oluyor. Olduğunu düşünüyorum. Yani içine iki tane şey koyuyorlar. Yağmurdan, su vesaireden korunmuş oluyor yavruları. Belki yavrularına hiçbir zarar gelmiyor. Hepsi sağlıklı olarak dünyaya geliyor. Hepsi bir yumurtadan çıkıyor diye düşünüyorum. Ama normal şartlarda işte fındıklıkların işte dallarını falan yapıyorlar. Orada tabii küçük işte fareler var. Fındık fareleri var. Yavrularını yiyorlar mıdır, yemiyorlardır bilmiyorum ama ihtimal yani. Ama kendimi onları yuva yaptığım zaman, koyduğum zaman mutlu hissediyorum.
bugün bu akşama kadar bir tarz işlerimiz var. Köyde hiçbir zaman hayat bitmiyor, durmuyor. Sürekli bir şeylerle uğraşıyorsun. Sürekli böyle bir koşturmacının içerisindesin. Bir yönden de iyi oluyor, stres atıyorsun. Bir yönden de kendini dinlemiş oluyorsun. Şimdilik bu kadar. Şimdi tırtırımızı yükledik. Çalıştırıp yolumuza devam edeceğiz. İnşallah çamura saplanmadan gideceğiz. Gerçi yokuş aşağı olduğu için sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama gerçi burası birazcık zorlayabilir. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İnşallah daha güzel içeriklerde, daha güzel videolarda buluşmak üzere.